Cümleten selamun aleyküm. bu hafta böyle bir kadro oynadım. Anderson, Taliska, Al, Ovairan, Neymar şüsünü kullandım ileride. Geride de Hasan'ı kullandım stoper olarak farklı. Taliska mükemmeldi. Zaten şimdi birazdan golleri de izleyeceğiz. Öncelikle formasyon yorumu yapmak istiyorum. 4-1-2-1-2 oynadım bu hafta. Ve bu zamana kadar neden oynamadığımı sorguladım. Çünkü bildiğiniz gibi ben sadece atak yönlü oyunu seviyorum. Yani ben defans yapmayı sevmiyorum. Bana göre en iyi defans ataktır arkadaşlar ve 4 1 2 de mükemmel önde pres yapabiliyorsunuz. Çünkü önde 5 tane oyuncunuz oluyor. Sağlı solu da o kadroyu böyle dizebilirsiniz her hızlı oyuncularla. Güzel pres yapabiliyorsunuz ve ben çok rahat oynadım. Bu hafta hileciler az arkadaşlar. 2 kere hileci geldi. Toplam 17 maçta Veli'yi bitirdim. 4 kere de hileciler yenildim ama olsun problem değil. Gene de konsolda çünkü dün konsolda oynama şansım oldu arkadaşlar. Dün bir televizyon bakmaya gittim. Konsolda oynama şansım oldu ve bu oyunu konsolda oynayan herkese Büyük sabırlar diliyorum. Oyun gerçekten çok ağır. Ne, şimdi gelelim Neymar yorumuna. Neymar kesinlikle gold karttan farkı yok. Almanızı tavsiye etmem. Al Ovairan mükemmel bir kart. Hatta şu an ederinden çok daha fazlasını eder. Acayip hızlı ve bitiriciliği çok iyi ve şutları kesinlikle istatistikte yazandan daha iyi. Taliska'ya gelirsek Taliska arkadaşlar hızlı bir kart değil. Topu önüne indirirseniz hem kafa vuruşunda hem plasede hem normal şutta hem Power Shoot'ta inanılmaz bir kart. Zaten bugün attığım golleri de göreceksiniz. Taliska ile oynamanız için R1 ve L1 driblingini yapabilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunları yapabiliyorsanız gerçekten de mükemmel bir kart. Benim çok işimi açtı. Özellikle Power Shot'larda direkt gol bulmamı sağladı. Oyunda bildiğiniz gibi her hafta farklı kartlar deniyorum arkadaşlar. Ama Taliska ağır olup şutu iyi olan bir kart. Onu söyleyebilirim benim ilk üçüme girer mi? Girmez. Ama dediğim gibi biz hani oyuncuyu sevdiğimiz için ona karşı toleransımız yüksek olduğu için ben oynarken Taliska ile eğlendim. Büyük ihtimal başka bir kart olsaydı oynatmazdım. Bu arada Fenerbahçe ile hayırlı olsun. Güzel bir transfer olduğunu düşünüyorum. Taliska da bu şekilde. Zaten kulüpteki masörü bile verdim. Yani şu anda kulüpte yağlı masaj yapacak adam bile yok arkadaşlar. Masajı bile ben yapıyorum. Öyle söyleyeyim. Gayet güzel bir kadro bu hafta. Böyle oynadık. Şimdi geçen hafta Bildiğiniz gibi bir video konuşma, bir video reaksiyonu yapacağımı söylemiştim. Bu hafta arkadaşlar cumartesi pazar işim var. Şu anda cumartesi sabah saat 7 ve ben bu videoyu size çekiyorum. Emeği saygı olarak beğenirseniz sevinirim. Bu hafta iki tane normal sohbetli video gelebilir bunu da söyleyeyim. İyi ki arkadaşlar gelen soru abi işte geçen videoda kripto yatırımlarından sonra evlilik vereceğini düşündün. Ne iş yapmayı planlıyorsun diye bir yorum gelmiş. Arkadaşlar benim hakkımda olan bir proje var bu da Private Gym Studio. Private Gym Studio nedir? Bir mekan düşünün arkadaşlar atıyorum 200 metrekare bir mekanınız olduğunu düşünün. Bunun 20 metrekaresi giriş olsa kalan 180 metrekareyi atıyorum 6'ya bölüp 30'ar metrekarelik spor odaları şeklinde. İşte bu spor odaları bireysel kiralayıp kişinin ya da iki kişinin ya da üç kişinin maksimum gelip spor yapabileceği bir sistem. Aslında spor salonu üyeliği yerine private bir stüdyo istiyorsanız gelip kiralayabileceğiniz bir business fikri var aklımda. Her zaman bunu yapmak istiyorum. Bu arada metrekare örnekleri falan tamamen hani örnek vermek amacıyla söyledim. Örnek veriyorum bir uygulama da yapacağım. Onun mobil uygulamasını da yapacağım. Sen bugün spor yapmak istiyorsun. İşte oradan girip boşluk görebilirsin. Işte o oda biri şu saatte boşluk var. Oda 2'de şu saatte boşluk var. İşte her odanın şeyi de ayrı olacak. Atıyorum oda 1 ve oda 2'de ağırlıklar olurken o da 3, oda 4'te e, reformer makinesi olacak. Pilates yapabileceksiniz gibi gibi. Öyle bir plan vardı kafamda. Bu planı ya Türkiye'de ya da Amerika'da gerçekleştirmek istiyorum. Amerika'da gerçekleştirebilirsem orada E2 vizesi de alabiliyorum. Yatırımcı vizesi. Ve orada 2 sene yaşam hakkınız oluyor arkadaşlar. Kafamda bu iki fikir var şu anda. Biliyorsunuz bir ara ayakkabı işi yapmayı düşünüyorum. Hani sneaker alıp satsam Nike'dan falan. Kar marjı çok düştü ürünlerde çünkü bildiğiniz gibi vergiler vesaire. O işe o yüzden rafa kaldırdım. Şu anda aklımda olan tek fikir private gym stüdyo. Allah kısmet ederse de bunu yapmayı düşünüyorum. Hatta yaparsam da aranızda antrenör dostlarım varsa da e, bünyemde çalıştırmaktan memnuniyet duyarım. Tabi bunlar için daha zaman var. En az daha önümüzde bir sene var. Ama fikirlerim şu anda bu şekilde. Hatta şimdiden bile işte bu spor aletini Türkiye'de kim üretir, nedir, ne değildir. Bunu e, rakamları üzerine de bir araştırma da yaptım. Elimde datalar da var. Allah kısmet ederse yakın zamanda da e, bu işe girişmeyi düşünüyorum. Amerika soru, sorusu gelmişti. Abi Amerika'da nasıl yaşayabilirsiniz? Hem yani bu konuda bilgilerim vardır. Arkadaşlar E2 vizesi var en yakın vize. Yatırımcı vizesi. En az 100 bin dolarlık bir yatırım yapıyorsunuz ve e, en az 2 ya da 3 tane Amerikalı bir e, şahsı sigortalı şekilde çalıştırırsanız E2 vizesi alıp orada 2 yıl çalışma hakkınız oluyor. Bunu Green Card'a çevirmenin en kolay yolu da E2 ile oraya gittiğiniz zaman hayat standartınıza uygun bir hanımefendi bulursanız evlenip kalıp Green Card'a çevirebiliyorsunuz. Genelde insanlar bu yüzden zaten E2 alıyor. Yani Orada ben bir yaşama şansım olsun, bir görme şansım olsun. E, evlenirsem de gelin kartımı uzarım. Evlenmezsem de zaten 2 sene sonra tekrardan E2 değerlendirmeniz gerekiyor. Şey, değerlendirmeniz geliyor. Burada da zaten her şey yolundaysa, verginizi ödediyseniz, çalışanınız varsa, her şey güzel gidiyorsa, e, kağıtta usulsüzlüğünüz yoksa zaten tekrar vizenizi uzatabiliyorsunuz. Aklımdaki gelecek planları bu şekilde. Şimdi gelelim FIFA'ya. E, FIFA'da arkadaşlar dediğim gibi bu hafta Black Friday etkinliği geldi. İşte şunu yaparsan 4 kart toplarsın. Rivals yaparsan 5 kart toplarsın. İnanılmaz yoğun bir acayip bir görev geldi. Burada ne alınır? Herkes Rodrigo alınır demiş. Bence Rodrigo falan asla alınmaz. Yani bir ay sonra arkadaşlar bir ay sonra biz o kartı alabileceğiz. Bir ay sonra zaten Toti geliyor. Yani Rodrigo gibi bir sürü kart gelecek oyuna. Bence direkt paketi almanızı tavsiye ederim. 85x30, 85x20 yani ne geliyorsa bütün tokenleri alın. Ben Scott Betts'e oynamayacağım şahsım adına konuşuyorum. Rivals ve ee, VL'de bütün gelecek paket şeylerle tokenlerle sadece paket alacağım. 85x30, 85x20 bilmem ne hepsini toplayacağım. Bir de benim biliyorsunuz 4 tane arkadaşlar hesabım var. 4 tane hesabım var. Hepsi dönüşümlü VL oynuyorum. Bir tane hesabımda şimdiden bu haftadan itibaren paket biriktirmeye başlayacağım. Hatta onda da boosting servisi alıp her hafta 15-15 e yaptırmayı düşünüyorum. Toti'de güzel bir paket açılımı olacak. Bunu sizlere söyleyebilirim. Ee, bir de bir tane daha diğer soru geliyor. Ha, player log bir tane video atar mısın? İşte player log analizi çek, player log şunu çek. Arkadaşlar player log gerçekten çok basit bir şey. Yani iki tane tuşa basıyorsunuz. Bu kadar basit. Yani bu konuda nasıl bir rehber çekebilirim gerçekten bilmiyorum ama bu videonun altına ben bir tane yorum sabitleyeceğim. Player log videosu gelsin diye. Sabitlenen yoruma artı bir işte gelsin bilmem ne. 20 fazla gerçekten yazarsa çekeceğim. Bakın sabitlediğim yoruma yoruma cevap olarak 20 tane cevap gelirse işte artı birdir işte çek abi çek kardeşim bilmem ne gelirse çekeceğim. Çünkü gerçekten hani talep var mı yani bunu görmek istiyorum varsa çekmekten memnuniyet diyorum. Çok da anlatacak bir şey yok ama kardeşlerim istiyorsa çekerim problem yok. Bir de arkadaşlar e, VL yayını kesinlikle yapacağım. VL yayını yapmak için şu bilgisayardaki maalesef EA'den güncelleme bekliyoruz arkadaşlar. Şu bilgisayardaki problemi çözmesi için. Oyun gerçekten çok ağır. Yayın yaparsam daha da ağır olacak. Hani küfür etmek istemiyorum sizi. Ee, Yorulmak istemiyorum açıkçası kafanızı. Bunu söyleyebilirim. Yoksa yayında yapacağım. Yayında böyle oynayacağım. Bilginiz olsun. Bu arada bakın bak. Burada Al Overen attığı golü gördünüz. Yani kesinlikle şu istatistiği yalan yani. Bunu senet olarak söyleyebilirim. Şu anda oynadığım maçta benim hani uzun zamandır oynadığım en momentumlu maçtı arkadaşlar. Çok ağırdı oyun. İnanılmaz goller kaçırdım maç başa. Tabii onları koymuyorum. Değişik maçta adam bir de yendim. Hani adam beni yendi 5-4. Sonra şey yazıyor. Çok kolaydı. şeyi gönderiyor. Ya bunu bulacaksın. Var ya kafasını duvardan duvara bom bam şöyle sokacaksın da işte elimize düşmüyorlar arkadaşlar. Keşke elimize düşselerdi bir kafalarını essek. Taliskan'ın zaten golleri görüyorsunuz arkadaşlar. Mükemmel. Burada tekrar Alova İran işbirliği. Bakın taliska ile yakın köşeye plase vuruyorum. Onu bile tavana vuruyor. Yani şut olarak gerçekten muazzam bir kart. Bu arada bu hesapta birazdan Elit bir ödülleri artı 11 galibiyet ödüllerini açacağız. Yani ben de birazdan açacağım var, sohbet çekiyorum. Sonradan canlı direkt açacağız. Çok heyecanlıyım. Bakalım neler olacak. Gerçekten bilmiyorum ve paket şansımız bu sene kötü. Umarım döner dün biraz weight'i arttırmışlar. İyi kardeşimden ben de kendi hesabımda güzel bir şeyler bekliyorum. Bakın burada Taliska bir kafa golü dağıtıyor. Ya yani dediğim gibi iyi kart ama ağır bir kart. Yani bunu bilgisi sahip olarak lütfen yapın. Bir de şunu sorayım size. Vlog ister misiniz arkadaşlar? Vlog, spor vlogu ister misiniz? Bunu da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bu Ozmo'nun bir tane kamerası var biliyorsunuz. Bir ufak şöyle çubuk gibi. Onu almayı düşünüyorum. Yenisi de çıkacakmış. Onu alırsam sizlere haftada 2 ya da 3 gün spor vlogu da çekebilirim. Çünkü spora gidiyorum ben haftada 2 ya da 3 gün. Ee, gittiğim zaman da çok ağır ritman atıyorum. Zaten eğer çekersem de sizler de bunu görmüş olursunuz sevgili dostlar. Burada tekrardan ile kaçırıyorum. İçeriye mükemmel bir pas ve BOOM! Olmuyor. Bir daha geliyor Vinicius koyuyor. Şimdiki golü iyi izleyin bak. Bu golü çok çok iyi izleyin. Bu golü ne hatırlatacak size? Bu gol müydü lan? Yok oğlum bu gol değil ya. Bundan sonraki gol. Dur. Bunda zaten saplıyor. Bundan sonra gol var mıydı lan maçta? Yokmuş. Neyse sağol olsun. Maçlar bu şekilde. Ve sonuncu pik geliyor beyler. Haydi oğlum. 4 tane. 1, 2, 3. Yani 4 tane başa. Yani i̇nanamıyorum. 5 tane 85 pikten bunları çektik. 75 çarpı 50 satılabilir beyler. 75 çarpı 50 walkout geldi. Ya verme Mapileon falan ya. Arkası önemli beyler. Hiçbir şey yok. 75 çarpı 75. Haydi oğlum. A promo. Vallahi promo geldi. Hadi oğlum. Cam Almanya kim var? Hiç bilmiyorum. Hiç bak Wirt mi lan? Wirt mi? Wirt mi Brand mı? Hangisi Brand geldi? Güzel. Zaire Emery arkası Brand güzel. Zaire Emery'nin pahalı olması lazım. Hemen arkadaşlar geçiyorum paketi. Şimdi bu hafta güzel şeyler çıkarabiliriz gerçekten. Zaire Emery'in Oğlum ne düşmüş la fiyatlar. 87 çarpı 2. Evet oğlum. Ya gold veriyor inanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. Kaleci veriyor abi ya. İnanamıyorum ya. Bu hafta bile bunu veriyorsun ya. 82 çarpı 20. Haydi bebeğim. Aha promo verdi. Ama hangi promo? Ben şimdi renk körüm anlamıyorum ki. Kim abi bu? Kim oğlum bu? İsviçre bilmem ne. Kim bu ya? Hiro mu? Yo. Kim? İshak mı verdi? İshak. İshak. Karval arkası İshak mı? Kim bu dayı ya? İshak verdi. Bakıyoruz arkadaşlar. Oo, İshak pahalıymış. Güzel. Güzel. Temiz. Beyler para yapacağımız tek paket. Açıyorum. İsa keşke bu Aha gene bir tane daha veriyor yavrum. Hadi bebeğim. Hadi evladım. Zahire Emir'i mi? Evet. Zahire Emir'i veriyor. Arkası kim? Arkası çok önemli beyler. Zahir arkası olsun lütfen. Vanguard Ligner geliyor. Rengarenk paketler geliyor ama baktığınız zaman gene elde var sıfır ya. Kardeşim videomu beğenirsen çok sevinirim.